Arkadaşlar merhabalar, ben Edebiyat Aşığı Sinan Aydın hocanız. Paraf Akademi'ye hoş geldiniz. Bu dersimizde milli edebiyat dönemi eser özetlerine bir bakacağız. Hemen dersimize geçiyorum. Evet arkadaşlar, milli edebiyat eser özetleri. İlk olarak Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun Yaban romanına bakacağız. Arkadaşlar Yaban romanı, baktığımız zaman edebiyatımızdaki ilk tezli romanlardan bir tanesidir. Peki hocam, tezli roman ne demek? Tezli roman, sosyal, siyasi, ekonomik herhangi bir durumda bu durumla ilgili bir konuyu ispat etmeye çalışmak demek. Peki Yakup Kadri Karaosmanoğlu bu romanı niçin yazmış? Türk edebiyatında aydın halk arasındaki uçurumu açık bir şekilde ele alan eserdir diye görüyor muyuz cümleyi? İşte arkadaşlar, aydın ve halk arasındaki o derin uçurumu göstermek için yazmış. Kahramanlarımız Ahmet Celal, Salih Ağa, Mehmet Ali ve annesi, bir de Emine'miz var. Özellikle arkadaşlar bu üçü oldukça önemli. Evet, 1. Dünya Savaşı'nın bitimiyle birlikte Sakarya Savaşı'nın sonuna kadar olan sürede bir Anadolu köyünde köylüleri, köyün durumunu ve milli mücadele ilişkin köylülerin tavırlarını konu edinmiş bir roman. Romanda Kurtuluş Savaşı sırasında cephede kolunu kaybetmiş bir subay, yani Ahmet Celal, ve bununla birlikte askerliğini yeni bitirmiş bir emir eri, yani Mehmet Ali, ve onun köyünde bu subayın başından geçen olaylar anlatılmaktadır. Peki arkadaşlar, buradaki asıl konumuz neydi? Asıl konu halkla aydın arasındaki çatışma idi. Bunu unutmuyoruz. Aynı zamanda bu romanımız anı ve günlük biçiminde kaleme alınmıştır arkadaşlar. Yani bu biçimsel özelliğini de bilmemiz lazım. Evet, geldik bir diğer eserimize. Yakup Kadri Karaosmanoğlu Hüküm Gecesi. Arkadaşlar buradaki kahramanlarımız Ahmet Kerim, Samiye, öldürülen bir gazeteci var, o da Ahmet Samim, ve Sırrı Bey diye bir diğer kahramanımız var. Arkadaşlar burada mevzu aslında gerçek bir olaya dayanıyor. O da şudur: Hüküm Gecesi 2. Meşrutiyet sonrası siyasi parti kavgalarını anlatıyor. Peki hocam, ya neydi o dönem, nedir yani 2. Meşrutiyet dönemindeki parti kavgaları diyecek olursanız. Malum arkadaşlar, İttihat ve Terakki ne yapıyor? 2. Abdülhamid'e güç kullanarak istibdat dönemini bitirmek için meşrutiyeti ilan ettiriyor. Fakat arkadaşlar, bu meşrutiyetten sonra İttihat ve Terakki bütün gücü eline alınca, devlet yönetme tecrübesi olmadığı için diğer siyasi partilerle kavgaya girince maalesef bazı cinayetler vesaire işleniyor. İşte bu konu ele alınmıştır. Gazeteci Ahmet Samim'in öldürüldüğü 9 Haziran 1910 öncesiyle Sadrazam Mahmut Şevket Paşa'nın öldürüldüğü 11 Haziran 1913 sonrasını içine alan bir zaman dilimi içindeki olaylar kaleme alınmıştır. Yani arkadaşlar, burada 31 Mart vakası da dediğimiz İttihat ve Terakki'nin iktidarı ele geçirdiği dönemde muhalefetle arasındaki çekişmeler ele alınmış. Evet, geldik Yakup Kadri'nin bir diğer romanı olan Kiralık Konağı. Arkadaşlar burada da birkaç tane kahramanımız var. Özellikle Seniha, Naim Efendi ve damat Servet Bey önemli. Neden önemli? Çünkü bu roman bir töre romanı arkadaşlar. Kiralık Konak neymiş? Bir töre romanıdır ve burada 3 neslin çatışması yansıtılmaktadır. Hocam, töre romanı ne diyecek olursanız, toplumdaki bir geleneği, düşünceyi, düşünce biçimini eleştiren veya bunları ele alan romanlara biz ne diyoruz? Töre romanı diyoruz. Peki biz bu 3 kahramanı niye bileceğiz? Çünkü Naim Efendi Tanzimat, Damat Servet Bey Meşrutiyet, Seniha da arkadaşlar Cumhuriyet kuşağını temsil eder. O yüzden önemlidir. Romanda arkadaşlar sadece bu üç arasındaki kuşak çatışmaları yok. Aynı zamanda Seniha, Faik ve Hakkı Celis üçgeninde ne var? Bir böyle aşk üçgeni de var diyebiliriz. Evet, geldik arkadaşlar Bir Sürgün Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun bir diğer romanı. Burada Doktor Hikmet'e odaklanacağız arkadaşlar. Neden? Çünkü Yakup Kadri Karaosmanoğlu burada sürgüne giden bir roman anlatırken aslında otobiyografik özellikler taşıyan ne yapmış? Bir roman anlatmış. Niye? Çünkü arkadaşlar, malum Osmanlı'nın son döneminde bir sürü aydın sürgüne gidiyordu. İşte arkadaşlar, Yakup Kadri de burada kendi çevresinde gördüğü, yaşadığı birçok acıyı, yalnızlığı, ondan sonra memleket hasretini, ümitsizliği ne yapmış? Bize Doktor Hikmet'in şahsında anlatmış. Arkadaşlar peki nedir konu? Şöyle bir bakalım. Genç bir doktorun Abdülhamit devrinde Paris'e kaçışı, aşk yüzünden hastalanması, gurbet çeken yoksul hayatı ve bu hayat çevresinde Jön Türklerin sürgündeki ilişkileri, 2. Abdülhamid'in baskıcı yönetimine karşı yürütülen muhalefet, iç çekişmeler, çıkar çatışmaları, bölünmeler vesaire, bunlar anlatılıyor. Arkadaşlar bu romanda
baktığımız zaman Paris'e ve Parisliye de ne var? Bir eleştiri var. Evet, geldik Yakup Kadri'nin bir diğer romanı Sodom ve Gomorre'ye. Sodom ve Gomorre. Değişik bir isim değil mi? Nedir Sodom ve Gomorre? Eğer aranızda dinlere ilgisi olan varsa Musevilik, yani Yahudilikte böyle geçmişe gittiğimizde Eski Ahit dediğimiz bir ne var? Kitap var. İşte o Eski Ahit'te arkadaşlar yok olan iki tane şehirden bahseder. Bunlardan birisi Sodom, diğeri de Gomorre. Kur'an-ı Kerim'de arkadaşlar yok olan Lüt kavminden bahsedilir. İşte Sodom ve Gomorre o günahkar şehirlerdir. Arkadaşlar Yakup Kadri Karaosmanoğlu burada İstanbul'u bu iki günahkar şehre benzeterek ne yapmış? Mütareke yıllarında İstanbul'daki bazı çevrelerin ahlaki, milli ve manevi değerlerini kaybetmesini, bu yönüyle İstanbul ne oluyor arkadaşlar? Sodom ve Gomorre'ye benzetiliyor değil mi? Araştırmacılar bu romanda yer yer Nev Yunanilik etkisinden de bahsetmiştir. Nev Yunanilik deyince daha önce bahsetmiştik değil mi? Yahya Kemal ve Yakup Kadri aklımıza gelecekti. Romandaki tiplerin hepsi olumsuz ve çıkarcı tiplerdir. Sadece Necdet hariç. Biz zaten arkadaşlar burada bir sürü kahraman var ama ne yapacağız? Leyla ile Necdet'e odaklanacağız. Arkadaşlar eserin konusuna baktığımızda ise 1. Dünya Savaşı sonunda İngilizler ve Fransızlar ne yapıyorlar? İstanbul'u işgal ediyorlar. Ve çıkarını düşünen bazı kokuşmuş insanlar milli ve manevi değerlerini kaybederek işgalcileri şirin görünmeye çalışarak ne yapıyorlar? Onlarla işli dışlı oluyorlar ve sonunda da arkadaşlar maalesef ne oluyor? Bunlar ahlaken tamamen yozlaşıyorlar. İşte bu kişiler Kurtuluş Savaşı'nın başarıyla sonuçlanması ve işgalcilerin ülkemizden kovulmasıyla ne oluyor? Birden içinde bulundukları o iğrenç durumla karşı karşıya kalıyorlar. İşte Leyla bunlardan bir tanesidir. Necdet'e yeniden yaklaşmaya çalışıyor Leyla ama arkadaşlar Necdet artık onun gerçek yüzünü gördüğü için ne yapıyor? Ona yüz vermiyor. Evet geldik arkadaşlar Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun Ankara romanına. Arkadaşlar Ankara romanı baktığımız zaman bir nehir romandır. Hocam nehir romanı ne diye soracak olursanız seri roman demek aslında. Yani 1-2-3 cilt veya 1-2-3. Bölüm diye böyle arda arda yazılan romanları biz ne diyoruz? Nehir roman diyoruz. Burada da arkadaşlar asıl kahramanımız Selma Hanım. Selma Hanım aslında ne yapıyor arkadaşlar? Baktığımızda 3 şekilde karşımıza, daha doğrusu romanın her ayrı bölümünde, 3 farklı bölümde ayrı bir insan olarak karşımıza çıkıyor. Peki Yakup Kadri burada ne yapmaya çalışmış? Arkadaşlar Yakup Kadri aslında hayalini kurduğu, arzu ettiği Ankara'yı ve dolayısıyla Türkiye'yi ütopik bir şekilde Selma Hanım Ankara şeklinde anlatmıştır. Peki arkadaşlar bu 3 dönem nedir bakalım. 1. dönem Sakarya Savaşı öncesi. 2. dönem arkadaşlar Cumhuriyet ilanını izleyen yıllar. 3. dönem ise 1937 ve 43 arası. İşte arkadaşlar bu 3 farklı dönemde Selma Hanım 3 ayrı bir kişilik olarak karşımıza çıkıyor. Her dönemde ne yapıyor arkadaşlar? Farklı biriyle evli, farklı bir hayat yaşıyor. İşte arkadaşlar Yakup Kadri Selma Hanım'ı ne yapmış? Ayrı ayrı dönem dönem anlatarak aslında ayrı ayrı Ankara'yı, Türkiye'yi ele almaya çalışmış. Evet geldik Nur Baba'ya. Arkadaşlar Nur Baba da çok dikkat çekici bir roman. Günümüzde de maalesef böyle olaylar yaşanıyor. Malum tekkeler nedir arkadaşlar? Anadolu'nun Türkleşmesinde ve İslamlaşmasında çok büyük bir rol oynamış önemli kurumlardır. Ama bunlar zamanla yozlaşmışlar. İşte arkadaşlar bu romanda tahrif edilen Bektaşilik anlayışının güçlü bir yergisi olarak karşımıza çıkıyor. Peki nedir konusu? Romanda Nigar Hanım ve diğer hanımların Nur Baba'ya olan aşkları anlatır. Yani burada asıl kahramanımız Nur Baba. Ziba Hanım, Nigar Hanım, Süheyla, Nur Baba bunlar nedir? Romandaki önemli karakterlerimiz. İkinci Meşrutiyet yıllarında bir Bektaşi tekkesinde yaşanan aşk entrikaları ve tarikat ilişkilerini konu alan bir roman. Nur Baba arkadaşlar güzel ses, kara sakallı, zevkine düşkün bir Bektaşi şeyhi. Ve ne yapıyor arkadaşlar? Gözlerinde ve sesinde kadınları büyüleyen bir güç var. Bunu kullanarak dergaha düşen güzel ve zengin kadınları ne yapıyor? Kullanıyor diyebiliriz. Evet böyle bir roman. Günümüzde de benzer olayları haberlerde görüyorsunuzdur arkadaşlar. Evet geldik Panorama 1-2'ye yine Yakup Kadri Karaosmanoğlu. Arkadaşlar Panorama'da Türkiye'nin böyle geniş bir fotoğrafını ele alan bir roman diyebiliriz. Özellikle burada Servet Bey, Mühendis Ragıp Bey ve Halil Ramiz gibi önemli kahramanlarımız var. 1952 yılında yayımlanıyor bu roman. Aslında birinci cildi 1949, ikinci cildi 1952. Baktığımız zaman bu roman arkadaşlar 1923'ten 52'ye kadar, yani ikinci cildinin basıldığı yıla kadar olan dönemi ne yapmış? Yakup Kadri bizzat tanık olduğu dönemi bize anlatmış.
Yine arkadaşlar nehir roman özelliği gösteriyor. Çünkü panorama 1, panorama 2 diye iki cildi var. Ve baktığımızda arkadaşlar roman, Atatürk'ün devrimine ayak uyduramayanlar, ayak uyduranların yürüyüşe devam edip edememeleri, devam edenlerin içine düştükleri halleri ne yapmış? Bize oldukça güzel bir şekilde sergilemiş. Aynı zamanda arkadaşlar Yakup Kadri çevresini ve kendisini de bu romanda anlattığı için yine bir sürgünde olduğu gibi otobiyografik özellikler gösterir. Geldik arkadaşlar Reşat Nuri Güntekin'in Çalıkuşu adlı eserine. Çalıkuşu kimdir? Tabii ki Feride'dir değil mi? Tabii bir de bunun Kamuran'ı var. Arkadaşlar burada önemli olan Feride. Çalıkuşu Reşat Nuri Güntekin'in 1922'de yazdığı bir roman ve Türk edebiyatının en çok sevilen klasik eserler arasında yer alır. Çünkü gerçekten de Türk edebiyatında klasik eserler deyince yani Çalıkuşu'nu okumayan neredeyse yoktur. Peki arkadaşlar ya Reşat Nuri Güntekin bu romanı ilk önce roman olarak mı yazdı? Hayır. Önce İstanbul Kızı adıyla dört perdelik bir oyun olarak yazmış. Sonra beğenilince Vakit gazetesinde parça parça ne yapmış arkadaşlar? Yayınlamış. Yani tefrika etmiş. Daha sonra da eser senaryo ulaştırarak ne oluyor? Film olarak yayınlanıyor. Eserin konusuna baktığımızda ise Feride'miz nedir arkadaşlar? Küçük yaşta annesini babasını kaybetmiş genç bir öğretmendir. Bunun hayatını, aşkını, Anadolu halkının sorunlarını, yaşantılarını vesaire ne yapıyor? Feride etrafında anlatıyor. Ve roman 5 bölümden oluşuyor arkadaşlar. İlk 4 bölüm Feride'nin hatıra defteri. Son bölümse nedir? Romanın final bölümüdür. Evet geldik Reşat Nuri Güntekin'in tam böyle Yeşilçam tadındaki bir romanla yani Dudaktan Kalbe. Arkadaşlar buradaki kahramanımız Hüseyin Kenan ve Lamia. Lamia'nın arkadaşlar bir de lakabı var. Nedir lakabı? Kınalı Yapıncak. Yani roman arkadaşlar baktığımız zaman oldukça böyle romantizmle dolu olduğu için filmlere ondan sonra bir sürü şarkıya vesaireden olmuş konu olmuştur. Peki romanın konusu ne? Romanda Kınalı Yapıncak yani Lamia ile gerçek sevgiyi anlayamamış bir genç olan Hüseyin Kenan'ın aşkları ve Kenan'ın düştüğü bunalım ve bunalım sonucunda da Kenan'ın intihara sürüklenişi ne olmuş anlatılmış. Evet oldukça sarsıcı bir roman arkadaşlar. Evet geldik Reşat Nuri Güntekin'in ölümsüz eseri Yaprak Dökümü'ne. Yani aramızda Yaprak Dökümü neredeyse bilmeyen yoktur. Ali Rıza Bey, eşi Hayriye Hanım, çocukları Fikret, Leyla, Necda, Şevket ondan sonra işte gelinleri, damatları vesaire diye devam ediyor. Arkadaşlar buradaki Yaprak Dökümü'nde aslında evden ayrılan veya evden uzaklaşan her bir çocuk ne oluyor? Ağaçtan düşen bir yaprak olarak sembolize edilmiş. Yani bu eser arkadaşlar aslında Doğu Batı çatışmasını anlatırken bir evde ailenin nasıl dağıldığında ne oluyor? Çok güzel bir şekilde gözler önüne seriyor. Konu olarak baktığımızda Batılılar gibi yaşamaya kalkışan aile fertlerinin kendi toplumuna yabancı kalışını, kendi kültürünü ve çevresiyle çatışmalara girmeleri ve bunun sonucunda da Batılı kültür ile geleneksel kültür arasında bocalayarak dağılmasına konu ediniyor. Romanda geleneklerine bağlı, özellikle ahlak konularda çok titiz olan Ali Rıza Bey ile batılılaşma hareketine karışarak daha zengin bir hayat yaşamak isteyen, yani gelir düzeyinin üzerinde bir yaşam sürdürmek isteyen bir ailenin dağılışı çocuklar arasındaki çatışma işlenmiştir. Geldik Reşat Nuri Güntekin'in Yeşil Gece romanına. Burada asıl kahramanımız Şahin Efendi. Bunların yanında Rasim, Mühendis Deli Necip, Eyüp Hoca gibi diğer kahramanlarımız da var. Arkadaşlar bu romanda Reşat Nuri Güntekin kendi deyimiyle polemik roman yazmıştır. Yani burada ne oluyor arkadaşlar? Bazı konularla ilgili bir tartışma var. Tezli bir romanla yine karşı karşıyayız. Peki nedir buradaki tartışma veya yazarın bize ispat etmeye çalıştığı şey nedir? Toplumsal yöne ağır basan bu romanda medresede yetişen ancak sonra öğretmen okulunu bitirerek Ege bölgesindeki bir kasabada gerici ve çıkarcı bir takım güçlerle savaşan idealist bir gencin serüveni anlatılıyor. Atatürk devriminin o coşku davası içinde çok güçlü sezgi ve gözlemlerle kaleme alınmış bu kitapta toplumumuzun o günkü büyük sorunları yürekli bir biçimde tartışılmış. Romanın merkezinde Şahin Hoca var ve bunun kişiliğini oluşturan nitelikler ve mücadele nedir arkadaşlar? Romanın merkezinde yer alır. Evet Reşat Nuri Güntekin'in bir diğer romanı Miskinler Tekkesi. Buradaki kahramanlarımız ise genç çocuk ve koca başlar. Özellikle bu ikisi önemli. Yine arkadaşlar bir töre romanıyla karşı karşıyayız. 1947 yılında yayınlanan bu romanda Reşat Nuri'nin sanat hayatında çok önemli bir atılım olduğunu görüyoruz. Çünkü romanda anlatılan olaylar gerçeğe yakın, kişiler çok mükemmel bir şekilde tahlil edilmiştir. Ya hocam nasıl yani?
Arkadaşlar roman zaten bir gerçeğe dayanıyor. O da nedir hemen şuradan bakalım. Padişah 2. Mahmut dönemi ileri gelenlerinden olup padişaha yakınlığıyla tanınan Kocabaş Kazasker Şemseddin Moğla'nın torununun hayatı üzerine kurulmuş bir kitaptır. Yani burada Kocabaş Kazasker Şemseddin Moğla'nın torununun dilenci olması, sonra bu dilencinin neticesinde düştüğü haller, hatta dilencinin her türlü şeklinde ne yapması, tecrübe etmesi ne olmuş arkadaşlar, anlatılmış. Evet, geldik Halide Edip Adıvar'ın Sinekli Bakkal romanına. Arkadaşlar burada kahramanlarımız Rabia, Kız Tevfik, Vehbi Dede, Peregrini ve İmam İlhami Efendi. Özellikle bunlar üzerinde duracağız. Roman arkadaşlar geleneklere bağlı kalınarak nasıl modernleşilmesi gerektiği mesajını Rabia üzerinden vermeye çalışan bir eser. Burada Rabia önemli bir tip arkadaşlar. Neden? Çünkü Batı ile Doğu'nun sentezi nasıl yapılır? Rabia'nın karakteriyle bize ne olmuş bu? Anlatılmaya çalışılmış. Arkadaşlar konuya olarak baktığımızda yazar romanda bir karakterin hayat hikayesini anlatmak yerine karakterler üzerinden anlatmak istediği konuyu aktarmıştır. Yani geleneklere bağlı kalan birisi de modernleşebilir fikrini bize ne yapıyor? Anlatmaya çalışıyor. Sinekli Bakkal Abdülhamit Devri İstanbul'un kenar mahallelerinden birisidir. Sinekli Bakkal romanda tema Doğu Batı çatışmasıdır. Bakın bunu unutmuyoruz. Evlilik, sınıf farklılıkları gibi temalara değinilse de romanın asıl işlenen konusu nedir arkadaşlar? Doğu kültüründen uzaklaşmadan Batı kültürünün faydalı özelliklerini alabiliriz. Peki burada anlatılan asıl olay nedir? Kız Tevfik İmam İlhami Efendi'nin kızıyla evleniyor. Daha sonra bunlar anlaşamıyorlar, boşanıyorlar. Ve daha sonra Kız Tevfik'le İmam İlhami Efendi'nin kızından olan bir torun var. Yani Rabia var. Rabia'yı İmam İlhami Efendi çok güzel bir şekilde yetiştirmeye çalışıyor. Musiki dersleri alsın diye Vehbi Dede'nin yanına veriyor. Vehbi Dede'nin yanında İtalyan piyanist Peregrini ile tanışıyor Rabia. Yanında Osman yazıyor, görüyorsunuz. Daha sonra arkadaşlar Peregrini ile Rabia'nın aşkı ilerleyince Peregrini Rabia ile evlenebilmek için ne yapıyor? Müslüman oluyor ve Osman ismini alıyor. Yani gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle romantik de bir neyi var, hikayesi var. Evet, geldik Halide Edip Adıvar'ın Vurun Kahpeyi adlı eserine. Burada da arkadaşlar asıl kahramanlarımız Aliye ve Tosun Bey'dir. Özellikle Aliye oldukça önemli. Halide Edip Adıvar'ın son derece gerçekçi, ayrıntılara inen gözlem gücüyle yazılmış bir roman, Anadolu aydınlanmasının gerçek kahramanlarına, halkın aydınlanması için hayatlarını hiçe sayan kadınlara adanmış bir ağıt, dönüp dönüp yeniden okunabilecek bir belge niteliğinde olduğunu görüyoruz. Roman arkadaşlar hatta birkaç kez sinemaya da uyarlanmış. Peki arkadaşlar buradaki asıl konu ne? Asıl konu vatan uğruna nelerin feda edilebileceğinin resmidir diyebiliriz. Kahramanımız Ali arkadaşlar ne yapıyor? İstanbullu bir öğretmen. Kimsenin gitmek istemediği bir Anadolu kasabasına gidiyor ve burada aşkla karışık bir vatan sevgisini ne yapıyor arkadaşlar? Yaşıyor. İdealist bir karakter olan Aliye'nin köydeki çabaları, yaklaşan Yunan işgali, köy zenginlerinin ve imamın düşmana yardımcı olması ve Aliye'nin tüm bunlara karşı verdiği mücadele nedir? Kitabın merkezindeki konudur. Tabi Aliye ile Tosun Bey'in aşkı da var. Evet, geldik arkadaşlar Halide Edip adı var Ateşten Gömlek. Yine bir aşk üçgeni ve bir de bunların yanında bir kişi daha var. Ayşe Peyami İhsan. Bunlar arkadaşlar baktığımızda milli mücadele döneminde cereyan eden bir olayda yaşanan aşk üçgeninin üç kahramanı diyebiliriz. Ateşten Gömlek şu açıdan çok önemli. Edebiyatımızda Kurtuluş Savaşı üzerine yazılan ilk romandır. Bu açıdan oldukça önemlidir arkadaşlar. Tabi Halide Edip Adıvar bunları bizzat yaşadığı için çok canlı güzel bir şekilde anlatmıştır. Roman Peyami'nin hatıra defteridir aslında. Yani burada Peyami nedir arkadaşlar? Bizim bir kahramanımız. Bir ben romanıdır. Hem vatanın içinde bulunduğu felaket hem de bu felaketi yaşayan aşkları, ihtirasları, kıskançlıkları ve vazifeleri arasında kalan insanların ruh çatışmaları ne yapmış? Anlatmıştır. Buradaki aşk üçgeni nedir? Cemal'in kardeşi Ayşe, Peyami İhsan arasında arkadaşlar böyle devam eden bir aşk üçgeni var diyebiliriz. Hatta arkadaşlar roman çok enteresan bir şekilde bitiyor. Biz aslında hep Peyami'nin zihninden görüyoruz her şeyi. Doktorlar Peyami'nin hatıra defterini okuduktan sonra onun beyninden bir kurşun çıkarıyorlar ve sonucunda Peyami ölüyor. Diyorlar ki herhalde kurşunun etkisiyle bu hatıra defterini ne yapmış?
hayali bir şekilde uydurmuş. Çünkü böyle bir karakter veya bu tipte insanlar nedir? Kurtuluş Savaşı'nda yoktur diye düşünüyorlar. Evet, geldik Halil Edip Adıvar'ın Handan romanına. Arkadaşlar, burada da yine bir yasak aşk hikayesi var. Mektuplardan oluşan psikolojik bir romandır. Bu açıdan önemli çünkü mektup ne olmuş? Burada biçim olarak, teknik olarak kullanmış. Romanda iyi bir eğitim görmüş Handan'ın yaşamı, Hüsnü Paşa ile mutsuz evliliği işleniyor. Peki nedir arkadaşlar buradaki mutsuz evlilik? Alafranga kültürle yetişmiş olan Handan'la Handan'ın teyzesinin kızıyla evli ve iki çocuk babası Refik Cemal'in kısa süreli yasak aşkı anlatılıyor. Kitap bir aşk hikayesi etrafında o günün sosyal yaşamını, kültürel yapısını ve baskıcı dönemin Türk aydınlarının başlattığı yeni sosyal akımları anlatıyor diyebiliriz. Geldik Halid Edip Adıvar'ın Seviye Talip romanına. Burada arkadaşlar romanın adı Seviye Talip ama asıl kahramanımız Fahir'dir. Roman Fahir'in gözünden anlatılmıştır. Halid Edip Adıvar'ın feminist romanı olması açısından oldukça önemlidir. Roman birinci tekil kişi ağzından yani Fahir'in ağzından anlatılır. Romanın yazarının bir kadın olmasına rağmen birinci şahıs bakış açısını kullandığı romandaki anlatıcının erkek olması oldukça dikkat çekici. Romanın ismi her ne kadar Seviye Talip olsa da asıl baş karakterimiz kimdir? Fahir'dir arkadaşlar. Aslında burada yazarımız bize ne yapıyor? Üstü kapalı bazı mesajlar vermeye çalışıyor ki bu da feminizmle ilgili. Evet, geldik Refik Ali Karay'ın Yezid'in Kızı adlı eserine. Burada kahramanımız Hikmet Ali Bey, Zeliha ve Şeyh Şemun. Arkadaşlar oldukça değişik bir roman çünkü Yezidilik hakkında detaylı bilgileri konu alan bir eser. Yani bizim pek alışık olduğumuz bir roman değil. Romanda bir gemi yolculuğu sırasında başlayıp uçsuz bucaksız Suriye çöllerinde devam eden gizemli bir aşk anlatılıyor. Bir adamın akıl hastası bir kadına geçirdiği ilginç olaylar dile getiriliyor. Hikmet Ali Bey çok macera perest bir insan. Baktığımız zaman arkadaşlar ne yapmış? Suriye'de çölde Şeyh Şemun ve bunun eşi olan Zeliha ile arkadaşlar yaşadıkları anlatılmış ki Zeliha psikolojik rahatsızlığı olan değişik bir karakter. Evet, geldik Refik Altıkaray'ın Sürgün romanına. Bakın arkadaşlar, Yakup Kadri'nin Bir Sürgün'le karıştırmıyoruz. Farklı konuları ele alıyorlar. Benziyor ama farklı. Neden? Bir Sürgün'de sürgüne gidenler nedir? Padişahın sürgüne gönderdiği aydınlar. Refik Halit Karay'ın sürgününde arkadaşlar sürgüne gidenler kimdir? Padişahla beraber yurt dışına gitmek zorunda kalan bürokratlar. Yani bu sefer asıl gidenler padişah ve maiyeti. Arkadaşlar, sürgün Osmanlı sultanlarının çocuklarıyla birlikte yurt dışına sürülen siyaset kurbanlarının başarılı bir roman dili ve roman mimarisiyle örülmüş macerasıdır. İlk bölüm polisiye, ikinci bölümü ise sosyolojik özellikler taşır. Yani roman iki bölümden oluşuyor. Konuya baktığımız zaman arkadaşlar gerçekten de sürgün hayatında oldukça sıkıntılar yaşayan Yüzbaşı Hilmi Efendi'nin hayatı anlatılıyor. Evet, geldik Refik Halit Karay'ın Bugünün Saraylısı adlı eserine. Arkadaşlar, bu eserde de Ata Efendi'nin ismini bilelim. Bir de romanın şöyle bir tezi savunduğunu, yani parayla saadet mutluluk olmaz, bunun işlemlerini bilelim yeterli. Evet, Ömer Seyfettin Efruz Bey oldukça ironik, hatta fantezi roman tarzında bir roman. Yazarın kendi deyimi zaten fantezi roman. Romanın en önemli özelliği dönemin siyaset, bilim, Türkçülük, eğitim, felsefe gibi akımlarının ve bu akımların temsilcileri olan kişilerin isimlerinin değiştirilerek eserin kahramanı Efruz Bey'in kişiliğinde birleştirilmesidir. Peki kimdir bu Efruz Bey? Çok enteresan bir tip arkadaşlar. Efruz Bey olduğundan farklı görünme çabası içerisinde olan bir kahraman. Şan şöhret düşkünü ve dönek bir şahsiyet. Yani burası önemli. Kendini önce bir hürriyet kahramanı olarak tanıtıyor. Sonra meşrutiyet ilan edilince bunun böyle olmadığı anlaşılıyor. Böyle olunca da arkadaşlar asillik arayışına gidiyor Efruz Bey. Ve kendisine Prens Efruz de Kızıl diye bir isim uyduruyor. Düşünün, benim kendime Prens Sinan de Aydın diye bir isim uydurmam gibi. Efruz Bey'in asıl adı arkadaşlar Ahmet'tir ama Ahmet isminin kahramanlığı taşıyamayacak bir isim olduğunu düşündüğü için kendine ne yapmış? Efruz, yani ışık saçan diye bir isim uydurmuş. Ve zamanla ne oluyor arkadaşlar? Kendisini gerçekten Efruz Bey zannetmeye çalışıyor ama yazar burada bize asıl neyi anlatıyor? Bu önemli. Efruz Bey kendi şahsında yozlaşmayı, yabancı hayranlığını, alafranga yaşayışa düşkünlüğünü ne yapmış? Toplamış bir karakter. Yazarımız da işte bunu anlatmaya çalışmış. Evet, geldik arkadaşlar Aka Gündüz'ün Dikmen Yıldızı adlı eserine. Yine oldukça önemli bir eser. Çünkü
Bu eser arkadaşlar milli mücadele dönemiyle ilgili oldukça gerçek bir olayı ne yapıyor? Bize anlatıyor. Romanda verilen görevi başarabilmesi için yakınlarına şehit olduğu söylenen yüzbaşı Murat'ın nişanlısının ruhsal bunalım geçirmesi, hem Murat'ı hem de Murat'tan olduğunu sandığı ikizlerinden birini kendi babasının öldürttüğü saplantısına kapılması, sağlığına kavuşması için gösterilen çabalar ve sonunda gerçeği öğrenip Mustafa Kemal Paşa tarafından sevgilisiyle evlendirilmesi anlatılır. İşte romanı önemli yapan unsurlardan bir tanesi de romandaki karakterlerden birinin Mustafa Kemal Paşa olmasıdır. Kahramanlarımız Yüzbaşı Murat, Yıldız, Kamil Bey. Geldik Ebu Bekir Hazım Tepeyran'ın Küçük Paşa adlı eserine. Burada da arkadaşlar Keleşoğlu Ali, Suat Paşa, Selim'e Küçük Paşa gibi kahramanlarımız var. Romanda Orta Anadolu'nun yoksul Romanda Orta Anadolu'daki yoksul köylerinden birinin yaşamını olmuş, ele alınmış. Kara Bibik'ten sonra edebiyatımızda köy konulu ikinci roman olarak geçer. Hatta yazarımız Niğdeli olduğu için ne yapıyor? Eserdeki kişileri Niğde ağzıyla konuşturuyor. Orta Anadolu'da başlayıp İstanbul'da Sadrazam Suat Paşa'nın konağında devam eden olaylar Küçük Paşa olarak anılan Salih'in köye gönderilmesiyle anlatılıyor. Evet geldik arkadaşlar Mithat Cemal Kuntay'ın 3 İstanbul'una. Görüyorsunuz siyah, mavi ve kırmızı 3 tane İstanbul var. Aslında gerçekten de arkadaşlar İstanbul'un 3 farklı dönemi anlatılmış. 1. İstibdat dönemi. Bunu siyah olarak anlatmışlar. 2. Meşrutiyet dönemi. Bunu mavi olarak anlatmışlar. Ve mütareke yani İstanbul'un işgal yılları. Bu da arkadaşlar ne olmuş? Kırmızı olarak anlatılmış. Arkadaşlar bu romana kısaca Osmanlı'nın yıkılış romanı da diyebiliriz. Çünkü Adnan diye bir kahramanımız var. Sınıf değiştirmek isteyen tipik bir Osmanlı Türk aydını kendisi. 93 harbi sebebiyle 8 yaşındayken İstanbul'a göçen Adnan bir konak sahibi yani zengin olmuş. Refahına kavuşup particiliğin tatlı yanlarına kandıktan sonra nihayet taparcasına sevdiği Belkıs'la evleniyor. Belkıs yozlaşan bir tabakanın tipik bir örneği. Adnan'la Belkıs'ın kişilikleri, ilişkileri, olaylara karşısındaki davranışları, sınıf değiştirmek isteyen bir aydınla çöken bir zümrenin, kadının tipik kişilikleri, ilişkileri ne olmuş arkadaşlar? Burada ele alınmış. Neye benziyor? Tıpkı Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun Sodom ve Gomorre'sine benziyor. Böylece milli edebiyat dönemi eser özetlerini ne yaptık? Bitirdik. Bir sonraki dersimizde Cumhuriyet şiirinde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.